Kaç saattir buradasınız? Hasta falan mısınız? Yok abi, ben şey çıkacağım birazdan. Sen ne kadar borç? Hadi al abi sen şunu. Sağ ol abi. Aşkım nerede kaldın ya? Bıraktın gittin beni, burada akşam oldu. Sıkıntıdan öldüm resmen. İşlerim vardı Aleyna, dedim ya. Anca hallettim. Ha. Ben de alyans almaya gittin sanmıştım. Ben yüzük takmam, kaybederim. Ama bak senin parmağında var yüzüğün. İyi peki. Hadi bitir de yemeğini gidelim. Tamam. Bu arada aşkım, ben anneme söyledim. İlk başta bir şaşırdı tabii ama sonradan iyi olmuş. Yaman doğru düşünmüş dedi. Kimseye söylememesini tembih ettin değil mi? Evet evet söyledim. Sen hiç karışma, biz kendimiz açıklayacağız dedim. Herkes oradaymış. Yani bizi birlikte görünce ne yapacaklar ki acaba? Gerçi ilk başta şaşırırlar tabii ama seviyoruz biz birbirimizi dediğimizde de herhalde anlayışla karşılarlar değil mi aşkım? Affedersin. Hesabı getirir misin? Heh, açıldı. Süper. Sağ ol Azal'ım. Ay ne olacak ya? Eski telefon evde öyle duruyordu zaten. Bak şimdi, eylem planımızı tekrar özet geçiyorum. Birkaç ay sonra mezunuz. Herkes biliyor zaten. Okul ayarladı. Hazal'la staj için İstanbul'a gidiyoruz diyeceksin. Basıp gideceğiz. İş falan bulacağız. Benim arkadaşlarım da kalacağız biraz orada. Yani doğuma kadar da izin alamıyorum falan filan diye idare edeceksin evdekileri, tamam? Sonra ne yapacağız acaba? Bebeğimi nasıl saklayacağım ya? Aşama aşama düşüneceğiz Feraye. Önce bir buradan gidelim, o kısma da illaki bir çözüm bulacağız, tamam? Seni çok seviyorum. Ya ben de senin kızını çok seviyorum. Kardeşimsin ya sen benim. Sen de benim. Darılırsan bir ağlama krizi falan gelirse hemen arıyorsun. Tamam sen merak etme beni. Yani o çok mümkün değil ama neyse. Hadi görüşürüz. Dikkatli git. Sen de üşüme, gir içeri hemen. Sen benim sabrımı mı zorluyorsun? Ne cehennemdeydim bütün gece? Arayamıyorum, telefonum da yok. Hazal'ın eski telefonunu aldım. Sim kartımı da yeniden çıkarttım. Haber vermeden bir yere adımını atmayacağım bir daha, tamam mı? Konağa git. Masa hazırlanıyor, yardım et hadi. Hadi. Yeter gezdin. Da teşrif etmişler sonunda. Kızım sen neredesin ya? Abin iğne yoksun diye delirdi. Konuştum ben onunla. Sen niye soğuk konuşuyorsun ki benimle? Ben bugün kaç saat dil döktüm abine, haberin var mı? Tanımadığımız bir arkadaşı hasta olmuş. O yüzden biz kızarız diye Hazal'laymış dedi dedim. Sen yoksa çenesini dinlerdin daha abin. Teşekkür ederim yenge. Ne yapayım ben? Tezgahtakileri topla. Sonra mutfağa yardım edersin. Aranız bozuldu değil mi? Yaman senden vazgeçince bir çıkarı kalmadı çünkü. Git başımdan. Sen hep beni kötü bildin ama hiç değilse benim ne olduğum bellidir. Bitti mi? Bitmedi. Gece Yaman'ın peşinden mi gittin? Ne dedi sana? Ne yaptınız sabaha kadar? Sabaha kadar Yaman'la değildim. Tamam anladım. Aleyna'yı seviyormuş. Rahat bırak beni. Ne istiyorsun hala benden ya? Kızımın huzurunu bozmayacaksın. Yaman'ın peşinde de dolanmayacaksın. Defolup gideceksin buradan. Gideceğim zaten.
Gideceğim. Niye bu kadar nefret ediyorsun benden? İnsana bari biraz acıman olsun ya. Bu kadar üstüme gelme. Hiç anlamıyorsun değil mi? Sen acınacak neyin var ki? Ne yapıyorsun ya? Saçların ipek gibi. Tenin bebek gibi. Okudun, kendini yetiştirdin. Seni seven bir ailen var. Aleyna'nınsa benden başka kimsesi yok. Benim kızımın tek şansı Gülsoyların gelini olmak. Eğer onun huzurunu bozacak bir şey yaparsan seni parçalarım. Ayağına tek kal. Yaman konusu benim için kapandı. Bitti. Gideceğim zaten. Hepiniz rahat edin. Aferin. Aferin işte böyle.